Aydınlatır öğretmenleri, final okulları. Özgüvenli öğrencileri, final okulları. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber hayat bilgisi dersimizden doğada hayat üniversitesine giriş yapacağız. Peki bugün neler öğreneceğiz? Bugün bitkiler ve hayvanların ihtiyaçlarını öğreneceğiz. Hadi hep beraber konumuza başlayalım. Bitkiler. Çevremize baktığımızda çeşitli ağaçlar, çiçekler görürüz. Bunlar bitkilerdir. Bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için uygun ısıya, havaya ve suya ihtiyaçları vardır. Bitkiler tohumun veya bitki soğanının çimlenmesiyle oluşur. Çimlenme, bitki tohumunun gelişerek filizlenmesidir. Toprağa ekilen bitki tohumları çimlenir. Çimlenen bitkiler su, güneş ve havanın etkisiyle büyür ve gelişir. Bitkilerin büyüyüp sağlıklı kalması için havaya ve suya ihtiyacı vardır. Bitkiler topraktan aldıkları suyu gövdelerine, dallarına ve yapraklarına taşır. Böylece toprakta bulunan besin maddeleri bitkiye geçerek bitkinin beslenmesini ve büyümesini sağlar. Bu görselimizde de bir bitkinin büyüyüp gelişme evrelerini görüyorsunuz. Peki sizler de bir bitkinin nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, bu evreleri kendiniz gözlemlemek ister misiniz? O zaman onun için küçük bir deney yapabiliriz. Bu deneyimimizde bir miktar fasulyeye, suya, pamuğa, kase ve kağıt bardağa ihtiyacımız vardır. Bir miktar fasulyemizi daha önceden kaseye yerleştirdiğimiz pamukların üzerine serpiştirdikten sonra aynı miktar pamukla fasulyelerimizin üstünü kapatıp yeterince su verdikten sonra birkaç gün boyunca fasulyelerimizin nasıl filizlendiğini gözlemleyebiliriz. Birkaç günün sonunda fasulyelerimizin şurada gördüğünüz gibi filizlendiğini göreceğiz. Bu filizlenmeden sonra kağıt bardağımızın içine bıraktığımız toprağın arasına filizlenen fasulyelerimizi bırakıp bu bitkimizin nasıl filizlendiğini, büyüme ve gelişmesini takip edebiliriz. Şimdi de bitkilerin bize sağladığı faydalara bakalım. Bitkiler havayı temizler, hayvanlara yuva olur, ormanların oluşumunu sağlar, şehri ve sokakları serinletir, bize yiyecek verir, toprak kaymasını engeller. Şimdi de hayvanlara geçelim. Hayvanlar su ve besin olmadan bir süre yaşayabilir. Ancak hiçbir hayvan hava olmadan yaşayamaz. Toprak altında yaşayanlar da, suda yaşayanlar da havaya ihtiyaçları vardır. Hayvanların bitkilerden farklı olarak barınacak bir yuvaya da ihtiyaçları vardır. Yuvaları hayvanların farklı hava şartlarından etkilenmelerini önler. Hayvanlar büyümek ve gelişmek için besinlere ihtiyaç duyar. İnek, koyun, tavşan gibi bazı hayvanlar sadece bitkilerle beslenir. Kedi, köpek gibi hayvanlar da etle beslenir. Tavuk, kuş gibi bazı hayvanlar ise hem et hem de ot ile beslenir. Şu anda beslenme türüne göre hayvanları 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunların ilkine baktığımızda otla beslenenleri görürüz. İkincisinde etle beslenenleri görürüz. Üçüncü başlığımızda ise hem etle hem otla beslenen hayvanları görürüz. Örneklerine bakalım şimdi. Otla beslenen hayvanlara baktığımızda ineği, tavşanı, atı, koyunu görürsünüz. Ve otla beslenen hayvanlara biz otçul hayvanlar diyoruz. Etle beslenen hayvanlara baktığımızda kedi, köpek, kaplan, aslan gibi örneklerini görebiliriz. Etle beslenen hayvanlara da biz etçil hayvan diyoruz. Bunların dışında hem etçil olup hem de otçul olan hayvanlarımız var. Bunlara nasıl örnekler verebiliriz? Tavuğu, ayı, tilki ve kuş gibi örnekler verebiliriz. Bunların dışında yaşam alanları olarak da hayvanları 3 başlık altında toplayabiliriz. Birinci başlığımız karada yaşayan hayvanlar. Karada yaşayan hayvanlara baktığımızda aslan, tavşan, köpek, fil, zürafa, kedi gibi hayvanları görürüz. Suda yaşayan hayvanlara baktığımızda köpek balığı, yunus, balık, deniz atı, fok balığı gibi hayvanları görürüz. Hem karada hem suda yaşayan hayvan örneklerine baktığımızda kaplumbağa, penguen, timsah ve yengeç gibi hayvanları görürüz.
Peki hayvanları korumak için neler yapmalıyız? Hayvanları korumak için onlara sevgi gösterebiliriz, onlara saygı gösterebiliriz. Kötü hava şartlarında, havaların çok sıcak olduğu zamanlarda onlar için bir kap su ayarlayabiliriz. Onun dışında evde yemediğimiz artık olan yemekleri onlar için belli yerlere bırakabiliriz. Kışın havaların soğuk olduğunda onların da bizim gibi barınmaya ihtiyacı olduğundan atık kutulardan onlar için bir kulübe yapabiliriz. Onların yaşam haklarını insanlara anlatabiliriz. Cam kırıklarını çöpe atarken dikkatli olmamız lazım. Çünkü onlar kendilerine besin ararken çöpün etrafında bulacakları, karşılaşacakları cam kırıkları onlara zarar verebilir. Çevreyi onlar için temiz tutabiliriz. Ve asla asla hayvanlara zarar vermememiz gerekiyor. Şimdi aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Bitkiler karanlık bir ortamda büyüyüp gelişemez. Evet, bitkiler suya, havaya ve uygun ısıya yani güneş ışınlarına ihtiyaç duyduğundan dolayı karanlık bir ortamda gelişemezler. Işıksız bir yerde hayvanlar büyüyüp gelişemez. Bitkilerden farklı olarak hayvanlar ışıksız ortamlarda da büyüyüp gelişebilirler. Su ve besin hem bitkiler hem de hayvanlar için gereklidir. Su ve besin hayvanlar için de, bitkiler için de, hatta bizim için de gerekli olan bir şeydir. Hayvanlardan farklı olarak bitkilerin büyümesi için ışık da gereklidir. Evet. Hava, bitki ve hayvanların yaşaması, büyümesi, gelişmesi için gereklidir. Hava hem bitkiler için hem hayvanlar için de gerekli olan, olmazsa olmazımız olan bir şeydir. Su, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Evet. Hava olmadan da bitkiler büyüyüp gelişebilir. Hayır, hava olmadan bitkiler büyüyüp gelişemez. Son olarak birkaç tane sorumuz olacak. Bu sorularımızı da bu metne göre cevaplayacağız. Nermin bahçesinde gördüğü bir kediye bir kap süt içirmiştir. Ardından bahçesindeki çiçekleri sulamıştır. Sonrasında bunları yapmayı çok sevdiğini söyleyerek her gün bahçedeki kediye süt vermeye ve çiçekleri de sulamaya devam etmiştir. Aradan birkaç ay geçtiğinde Nermin bahçesindeki çiçeklerin çok canlı olduğunu ve bahçesindeki kedinin de çok sağlıklı olduğunu gözlemlemiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nermin hayvanları sevmemektedir. Aksine Nermin hayvanları sevmemektedir. Çünkü bahçesindeki kediyi beslemiştir. Nermin bitki ve hayvanların büyümesi için gerekli olan şeylerin bir kısmını yapmıştır. Evet, çiçekleri sulamıştır. Ve kediye de yemek vermiştir. Doğru cevabımız B diyebiliriz. Ama yine de C şıkkımıza bakalım. Nermin'in bahçesi havasız, ışık almayan ve soğuk bir yerdir. Soğuk bir yer olsaydı kedi orada yaşayamazdı. Havasız bir alan olmuş olsaydı bitki büyüyüp gelişmezdi. İkinci soruya baktığımızda Nermin'in bahçesi önünü çok büyük binalar kapattığından ışık alamasaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? Nermin'in bahçesinde çiçekler büyür fakat kedi hiç büyüyemezdi. Nermin'in bahçesindeki kedi büyür fakat çiçekler büyüyemezdi. Nermin'in bahçesindeki hem kedi hem de çiçekler büyürdü. Baktığımızda ışık bitkiler için gerekli olan bir şeydir. Hayvanlar için değil. Doğru cevabımız B diyebiliriz. Dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları.